Selam arkadaşlar. Bu bilgilendirme videosu bu konu hakkında sürekli merak eden arkadaşlarımız için. Kısacası biz Başak'la aramızdaki birlikteliğe bir son verdik. Ve belirtmek istedim ki bu videoyla gerçekleşen bir şey değil bu. Biz bir ay kadardır bu durumdayız. Peki neden bir ay kadardır size bunu söylemedik? Çünkü bir şey tamamen kesinleşmeden söylemek istemedik. Boş yere muhalefet yaratmak istemedik. Aslında böyle bir videoyu çekmeme de gerek yok. Çünkü insanların ilişkileri arasında olan bir şeydir. Fakat ben YouTube'a başladığımdan beri size ailem dedim ve her konuda ne yaşadıysam, ne hissettiysem, her konuda dürüst oldum. Ne yaşıyorsam hayatımda bu konuda size direkt yansıttım. Filmimde de size her şeyimi, hayatımda geçen her şeyi tamamen direkt bir şekilde sundum. Benim hayatım %100 ise siz benim hayatımın %90'ını, %95'ini biliyorsunuz. Yani ben hayatım boyunca ne hissediyorsam size karşı dürüst oldum. İlişkilerimde de böyle oldu. Başak'la yaşadığımız şeylerde de böyle oldu. Ve bu yüzden bu açıklamayı yapma gereği duydum. En azından her ikimiz için, Başak ve benim için de. Peki bu açıklamayı niye yapıyorum? Çünkü bunu bilmeyi hak ediyorsunuz bence. Çünkü biz size böyle gösterdik. Eğer bizim ilişkimiz özel olsaydı, kendi aramızda yaşasaydık ve hiç sosyal medyaya vurmasaydık böyle bir açıklama yapma gereğimiz de yoktu. Fakat sizden gelen mesajlar doğrultusunda bunu açıklama gereği duydum. Başak'la ikimiz adına. Bildiğiniz gibi biz bir ay kadardır ayrıyız ve hiç birlikte fotoğraf atmıyoruz, birlikte zaman geçirmiyoruz ve siz de bunu fark ediyorsunuz. Çünkü siz ailemsiniz ve bir insan ailesinde bir değişiklik olduğu zaman, ailesinin bireylerinde bir değişiklik olduğu zaman, bir sorun olduğu zaman bunu fark eder ve siz de bunu fark ettiniz. Hiç birlikte bir şey yapmamamızdan ve ayrı olduğumuzu düşünmeye başladınız ve bu doğrultuda insanlar ikiye bölündü. Ve bu durum bazı sonuçlar doğurdu. Mesela ben iş için olabilir, herhangi başka bir şey için olabilir. Sokakta normal başka bir kızla yan yana görüştüğüm zaman tabii ki benim fotoğrafımı çekiyorlar ve bunu paylaşıyorlar ve ben şu duruma düşüyorum. Başağın yanında olmayan şerefsiz, kötü, pislik ne bileyim öyle kötü bir insan konumuna düşünüyorum veya daha kötü bir konuma düşüyorum. Ve bunun yanında Başak da arkadaşlarıyla, erkek arkadaşlarıyla bir şey yaptığı zaman tabii ki sosyal medya fenomeni olduğu için onun da fotoğrafını çekiyorlar ve o da kötü bir konuma düşüyor. O yüzden bu şeylerin sonunu getirmek için bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Mesela bana gelen mesajlardan örnek vermek gerekirse bir tane klip çekimi için Kast'taki bir tane kızla çalışıyorduk ve oradan birisi atıyorum fotoğrafımız çekmiş. Bana saydırmış. Sen nasıl kadar şerefsiz bir insansın, ne kadar haysiyetsiz bir insansın. Başak ablaya bunu nasıl yaparsın diye. Yan yana duruyorum diye fotoğrafımı çekip bunları söylemiş veya Başak arkadaşlarıyla bir yerde eğlenmeye gitmişler ve bana gelen başka bir mesaj da şu. Sen ne kadar haysiyetsiz, şerefsizsin, sevgilinle sahip çıksana. Orada oraya gidiyor, buraya gidiyor. Sen sevgilinle sahip çıkmıyorsun falan filan gibi mesajlar aldım. Yani bu şeylerin önüne geçmek için bu videoyu çekmem gerekiyordu. Çünkü dediğim gibi biz bir aya aşkın süredir bu haldeyiz. Şimdi ne olacak veya ne bitti, ne oldu, niye böyle oldu? Onlardan bahsedeyim. Ben Başak'a karşı herhangi bir nefret veya herhangi bir kötü bir şey hissetmiyorum. O nasıl bir insansa öyle benim için. Sevecen, iyi bir insan, asla kötü kalpli bir insan değil. Benim için Başak eskiden neyse şu an için de o. Ona karşı kötü hiçbir şey hissetmiyorum. Çünkü kendisi tanıdığım en iyi insanlardan biri ve biz kavga ile nefretle bir ayrılık yaşamadık. Benim içim rahat çünkü onun yanında olduğum süre boyunca ona elimden gelen her desteği yapmaya çalıştım her konuda. O da aynı şekilde bana yapmaya çalıştı. Ben üzüldüğümde bana destek oldu. Ben o üzüldüğünde ona destek oldum. Yani ben gene gelecekte onunla karşılaştığımda gene normal bir şekilde davranabilirim veya kötü bir duruma düşerse gene yardımına koşabilirim hayatım boyunca. Yani anlatmak istediğim şeyi siz kısaca anladınız. Size her zaman ailem dedim çünkü böyle yaklaştım bir ailemin ferdi gibi. Siz her zaman mutluluklarımızda yanımızda oldunuz. Ödül aldığımda yanımda oldunuz. Hep birlikte sevindik ve kötü olaylar yaşadık. Hepimiz açısından kötü olaylar yaşadık ve birlikte üzüldük. Mutlu zamanlarımız oldu, mutsuz zamanlarımız oldu. Belki bu çoğu kişi için mutsuz bir zaman yani. Evet öyle. Yani birlikte üzülmemiz gerekiyorsa birlikte üzülürüz. Birlikte mutlu olmamız gerekiyorsa birlikte mutlu oluruz. Bu olayda şöyle söyleyebilirim. Suçlanacak hiç kimse yok. Çünkü bir ilişkiler başlayıp bitebilir veya devam edebilir veya son bulabilir.
İlişkiler böyledir. Siz de yaşamışsınızdır. Yaşayacak olanlarınız vardır. Benim yaşadığım aynı şeyleri yaşayan insanlar vardır. Beni anlıyorsunuzdur. Suçluluk diye bir şey yok yani bu ortada. Bu konuları onunla da konuştuk. Şey diyenleriniz de olacaktır. Siz sürekli birbirinizi asla birbirimizi bırakmayacağız dediniz. Birbirinize sürekli videolarda şeylerde aynı şekilde konuştunuz dediniz. Bu bizi yalancı yapar mı? Başak'la beni yalancı yapar mı? Bizim ayrılmamız bizi yalancı yapar mı? Bence yapmaz çünkü biz bunları söylerken bunu düşünüyorduk. Yani asla yalan söylemiyorduk. Yani biz Başak'la ilişkimizi asla son vermeyeceğiz dediğimiz zaman videolarda olsun, herhangi bir canlı yayında olsun buna gerçekten inanarak söylüyorduk ve bence bu bizi yalancı yapmaz veya hiçbir herhangi birimizi suçlu yapmaz. Sadece bir bilgilendirme videosu. Benim ona karşı her zaman saygım var. O çok cesur birisi, yürekli birisi, önünde çıkan bütün engellere karşı koyabilecek birisi. Hani örnek vermek gerekirse o YouTube kanalı açmak istediğinde ben ona elimden gelen her şeyi yaptım. Nasıl video çekeceğini konusunda yardım ettim. Küçüklerin resimlerini, videolarının başlıkları konusunda yardım ettim. Ve elimden gelen her desteği yaptım onun için ve o bunu başardı. Ya çoğu kişi şunu söylüyor tabii ki. Enes'in kız arkadaşı olmasaydın sen buralara gelemezdin dediler. Sen Enes'in sevgilisin, başka hiçbir şey değilsin dediler. Sürekli ona bunları söylediler bir sürü insan. Ama o bu yorumlara karşı yıkılmadı. Sen Enes olmasaydı YouTube'da asla buralara gelemezsin dediler. Ama bence çoğu kişi yanıldı. Çünkü bunu inkar etmemek lazım. YouTube'da bir anda herhangi bir insan bir video çekerek 1 milyon, 2 milyon izlenmeye ulaşamaz. Tabii ki benim desteğim oldu. Bu yalan değil ama bu benim başarım değil. Bu Başak'ın başarısı. YouTube'da gösterdiği gelişmeler olsun, katıldığı programlar olsun, yaptığı oyunculuklar olsun, filmdeki yaptığı oyunculuklar, başarıları. Bu onun başarılarıydı. Ben sadece ona destek oldum. Yani onun başarılarını Enes'in sayesinde oldu diye nitelendirmeyin. Ben sadece ona yardım ettim. O da bana hayatımda yardım etti. Beni mutlu bir insan yaptı. Ve onun benim hayatıma kattığı şeyler her zaman kalacak. Aramızdaki şeye son verdik diye unutacak değilim veya en azından benim onun hayatına kattığım şeyler aramızdaki şey bitti diye gidecek şeyler değil. Umarım beni anlamışsınızdır. Bu videonun beğenmeme butonu kapalı olacak. Çünkü bu beğenilecek veya beğenmeyecek bir video değil. Bu sadece bilgilendirme videosu. Çünkü çoğu insanın bu konuda bilgilendirilmeye ihtiyacı var. Çünkü merak ediyorsunuz, üzülüyorsunuz bizim için ve bekletilmek en kötü şeylerden birisi. Sizin doğruyu bilmeye hakkınız var. Yani doğru, kötü de olsa, iyi de olsa doğruyu bilmeye her zaman ihtiyacınız var. Yorumları da devre dışı olacak. Çünkü insanların ikimize de hakaret edebileceğini düşünüyorum. Ve hakaret edilecek, yorum yapılması gerekecek bir durum değil. Bu aramızdaki ilişkinin bittiğini duyurma videosu bu sadece. Bilgilendirme videosu. Umarım gelecek ikimiz için de güzel olur. Ben inanıyorum ki Başak Karahan hayatında çok güzel yerlere gelecek. Dizilerde oynayacak, filmlerde oynayacak, çok güzel videolar yapacak. Ve ben bunu gördüğümde üzülmeyeceğim çünkü ondan nefret etmiyorum veya ona karşı kötü bir şey hissetmiyorum. Bir iyi bir arkadaşım olarak onu her zaman destekleyeceğim. Sizden de ona karşı bu desteği bekliyorum. Yani bizim aramızdaki ilişki bitti diye Başak tarafı veya Enes tarafı diye bir şey olmamalı veya herhangi bir yerde. Biz taraf değiliz. Biz beni sevenler onu da sevebilir. Onu sevenler beni de sevebilir. Ben asla bu konuda taraf tutulacak bir şey değil çünkü bu. Bu bir nefret değil çünkü. Bu bir savaş değil. Bu sadece bir ilişki düzeyinin farklı bir duruma gelmesi. Geleceğin ne getireceğini Allah dışında kimse bilemez. Biz de bilemedik ve bunu yaşıyoruz hep birlikte. Ben size karşı her zaman samimi ve dürüst oldum. Yani siz de bence ailem dediğim kişiler, siz beni bu yüzden sevdiniz ve ben de bu yüzden sizi seviyorum. Her zaman da böyle olmaya devam edeceğim. Hayat devam ediyor. Şu an üzülmüş olabilirsiniz. Anlıyorum ama sizinle bunu paylaşıyorum. Gelecekte attığım Instagram'dan storyler olsun, Twitter'dan tweetler olsun veya herhangi bir şey, herhangi bir videom gelecekte Başak'a gönderme olmayacak. O yüzden saçma anlamlar çıkarmaya çalışmayın lütfen. Başak çok iyi bir kız. Çok iyi bir insan. Çok iyi bir arkadaş. Onun yanında olun. Ona destek olun.
Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.